Oo, günaydın, kolay gelsin. Sağ ol. Ya Muhsin kardeşim, sana kaç kere söyleyeceğim ya? Şu taze ekmekleri arkaya koy. Öne bayatları koy diyorum. Önüne gelen taze ekmeği alıyor gidiyor ya. Sonunda bayatlar bize kalıyor. Aa. Servet Bey, günaydın, nasılsınız? Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bu sizin. Oo, inşallah hayırlı haber getirmişsindir. İnşallah. Hadi görüşürüz. Hayırlısı olsun. Bu da sizin. Sağ ol. İyi günler. Allah! Allah'ım sana çok şükürler olsun ya Rabbim. Kurada, çıkmışım. Muhsin! Muhsin! Sağır mısın be adam? Muhsin! Allah'a şükür. Kurada çıkmışım. Hacca gidiyorum Muhsin. Ne mutlu. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla gelmek nasip olur inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yalnız çok para lazım Muhsin. Önümüzde 6 ay var. Bu 6 ayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bundan böyle hiç kimseye veresiye satış yok. Veresiye defterini kapattık. Hayırdır? Mektup bana. Ne var ki mektupta? Ben de kurada çıkmışım. Hacca mı? Evet. Güldürme beni. Yahu sen kimsin? Sen nasıl gideceksin hacca? Bakalım, Allah nasip ederse. İnşallah diyelim. Niyet hayır, akıbet hayır. Ya bırak cafcaflı cıvcıflı lafları da. Hacca gidecek paran var mı, sen onu söyle. Şu an yok ama daha önümüzde 6 ay var. Gün doğmadan neler doğar. Nasip olursa gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasip olmazsa ne gelir elden. Ya Allah'ıma çok şükürler olsun. Ben bu durumdayken bile bu 6 ayda parayı nasıl denkleştireceğim diye şimdiden ateşler bastı beni. Sen hala nasipse diyorsun ya. Nasipmiş. İyi öyleyse. Hac parasını getir dedikleri zaman nasip dersin. Bakalım senin şu nasip kaç para olacak. İyi günler Muhsin abi. Bir paket de süt tamam. Abi. Tamam. Bebek ne yapıyor? Büyüdü büyüdü. Koca adam oldu. Ellerinden öper abi. Öyle mi? Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Muhsin abi, bunları deftere yazar mısın? Olur canım, yazarım. Hayırlı işler abi, sağ ol. Ya Muhsin, sana ben söylemedim mi? Bundan sonra kimseye veresiye yok diye. Ayıp oluyor ama Servet abi. Ödemeler ay başından ay başına olacak diye anlaşmamış mıydık? Anlaşmıştık kardeşim. Anlaşmıştık ama şimdi işler değişti. Artık veresiye meresiye yok. Yalnız sana değil, kimseye veresiye yok. Niye ki abi? Yahu kardeşim, niye kisi yok? Günün ekonomik koşulları gereği veresiyeyi kaldırdık. Bize nakit para lazım. Ben de almıyorum o zaman. Başka market mi yok? Allah Allah. Sanki bedavaya alıyoruz. Alma sen alma. Sanki zorla satıyoruz. Sen şımartıyorsun hep bunları. Sen hep şımarttın bunları. Böyle oldu. Bak. Bitmedi mi daha saymaya işi? Para saymaktan başın dönecek. Hadi hadi, sofrayı hazırlayacağım. Tamam canım, sen hazırla. Allah Allah, benim sana ne zararım var? Para sayıyorum şurada. Allah Allah. Nimet-i Celilullah, bereketi Halulullah. Şefaat ya Resulullah. Hac nimetini de bana nasip et. Kurban olduğum Rabbim. Amin. Amin. Bu işler duayla olmuyor ama. Tövbe tövbe. Karnımızı zor doyuruyoruz. Sen nasıl gideceksin hacca? O nasıl söz Neriman? Bugüne kadar ben seni aç mı bıraktım, açıktan bıraktım? Tamam. Orası öyle de. Öyleyse benim duamdan niye rahatsız oluyorsun? Ay hayret, vallahi pes. Duadan ben niye rahatsız olayım? Yani benim demem. Elde yok, avuçta yok. Baksana, görünen köy kılavuz istemez. Hani sonradan çok üzülürsün diye yani.
Sen üzülme de, ben hiç üzülmem hanım. Bu işler nasip işi. Allah'tan gelen başım üstüne. Ah ah. Muhsin abi, iki ekmek. Üzerimde hiç para kalmamış. Yarın versem olur mu? Tabii, yarın verirsin. İyi günler. Teşekkür ederim. Hop birader, bir dakika. Git. Sağ ol. Ne oluyor Muhsin? Ne o işaretleşmeler falan? Adam ekmek parasını ödemedi, gördüm. Beni aptal yerine koyma Muhsin. O paralar senin. Cebinden çıkarırken gördüm. Allah seni ıslah etsin. Kendi cebimden verdim. Ne diyorsun öyle mırıl mırıl ya? Dua mı ediyorsun, beddua mı ediyorsun anlamıyorum. Kendi cebimden verdim diyorum. Adam devamlı müşterimiz. Parası yokmuş, yarın veririm dedi. İki ekmek yüzünden itibarın zedelenmesin istedim. Öyle mi Muhsin efendi? Benim itibarımı düşünmek sana mı kaldı ya? Muhsin, dur. Muhsin, dur kardeşim, birader, nereye gidiyorsun ya? Tamam Muhsin. İyisin, hoşsun, dürüstsün. Bunlara bir şey söyleyeceğim yok ya. Ama bu böyle olmaz ki. Bana nakit para lazım diyorum. Sen kafana göre takılıyorsun. Söz dinlemiyorsun. Ya şurama kadar getirdin ya. Atif Hoca'nın hatrı olmasa çoktan kovmuştum seni. Allah Allah. Nerede kaldı ya? Hiç geç kalmazdı. Bir şey mi oldu acaba? Hayırdır? Hiç geç kalmazdın sen. Ne oldu? Hayırdır? Ne oldu? Söylesene. Sabah namazından sonra ders biraz uzadı da. Atif Hoca sordu mu beni? Yok. Niye sorsun ki? Ya son günlerde dersleri iyice astım ya ondan. Atif Hoca'yı bilmez gibi konuşma. Böyle şeyleri mesele eder mi Allah aşkına? O hakiki bir İslam alimi. Yalnız bu sabah... Canım ben de biliyorum onun alim olduğunu da. Ayrıca benim Atif Hoca'ya sormadan adım attığım var mı ki? Sonra bu sabah diyordun. Atif Hoca buradan, bu ülkeden gidiyor Servet. Bu sabah öyle dedi. Bu son dersimiz dedi. Ne? Neden? Nereye gidiyormuş ki? Malezya'da bir üniversiteye profesör olarak atanmış. 2 hafta sonra gidecekmiş. Tüh! Ya hac için bile vedalaşamadım daha. Ne yapacağız şimdi? Gidinceye kadar büromda olacağım dedi. Ha iyi. Hem ben de vedalaşmadım daha. Anlamıyorum. Sen Kabe'yi mi tavaf edeceksin yoksa paraları mı? Ya hacca gidecek insan biraz manevi hava içinde olur. Sen para saymaktan başka hiçbir iş yapmıyorsun. Ne diyorsun sen ya? Başıma hoca kesildin ya. Ne manevi havası? Hacca gitmek İslam'ın şartı. Ama bir şart daha var. Ancak hacca parası olan gider. Olmayan gidemez. Muhsin gidemeyecek mesela. Çünkü parası yok. La havle ve la kuvvete. Allah'ım sen akıl fikir ver bu adama ya Rabbim. Servet abi, ocağına düştüm. Ne olur bana yardım et. Sakin ol Abdullah. Anlat, mesele ne? Oğlumu hastaneye kaldırdım. Bana acil para lazım. Biraz borç isteyecektim de. Abdullah, sana yardım etmek isterdim ama... ne yazık ki bugünlerde bende nakde çok sıkışıyor. Ya kusura bakma ne olur. Peki abi, sağ ol. Abdullah sen bekle. Tamam. Birikmiş maaşlarımın tamamını istiyorum. Mesele anlaşıldı. Maaşını ona vereceksin değil mi? Bak Muhsin,
aklını başına topla. Hani haç haç diyordun. Ne oldu? Böyle sağa sola para dağıtıp nasıl hacca gideceksin ha? Maaşımı hemen versen iyi olur. Ya vermezsem ne olur? O zaman buradan ayrılmaktan başka çarem kalmaz. Bak bak bak. Seni yere bakan yürek yakar. Başka marketlerle görüştüğünü bilmiyorum zannetme. Onlardan birine gideceksin değil mi? Öyle değil. Onlar bize gel diyorlar ama ben kabul etmiyorum. Dediğin gibi ben Atıf Hoca'nın hatırına burada duruyorum. Sen şimdi bu konuştuklarımızı da Atıf Hoca'ya ispiyon edersin. Senden korkulur vallahi. Alacağın topu topu iki maaş zaten. Bu gidişle değilsen Kabe'ye gitmeyi, evine bile gidemezsin. Tamam tamam. Allah Allah. Al oğlum, git çocuğunu tedavi ettir. Allah senden bin kere razı olsun Muhsin abi. Allah ne muradın varsa versin. En kısa zamanda ödeyeceğim abi inşallah. Sıkma kendini. Sen. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Epeydir derslerde seni görmüyorum Servet abi. Zaten gerek de kalmadı. Muhsin abi söylemiştir herhalde. Bugün hoca ile karşılaştım. Yarın gidiyormuş Malezya'ya. Şaşırdım kaldım. Daha bir haftası vardı. Yarın mı? Maalesef. Bir konferans varmış. Erken gel ona da katıl demişler. Bir paket makarna ile bir sirke alabilir miyim? Tamam hemen veriyorum. Buyur. Hadi size hayırlı işler. Güle güle. Bana bak. Market sana emanet. Ben Atıf Hoca ile vedalaşmaya gidiyorum. Ben de gelsem? Olur mu öyle şey ya? Aa, market kapalı mı kalsın? Ben gideyim geleyim sonra sen gidersin. Hadi tamam, bakalım. Tamam öyle olsun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam hocam. Sağ olun, buyurun. Görüşmeyeli nasılsın Servet? Çok iyiyim hocam, Allah'a şükürler olsun. Duacınızım. Epeydir derslere gelemedim. Şey oldu da malum işler. Anladım, anladım. Üzme tatlı canını. Ders vardır, dersten içeri. Muhsin'i yanından kaçırma yeter. Baş üstüne hocam. Hocam, Malezya'ya gidiyormuşsunuz. Yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben de 3 ay sonra hacca gidiyorum. Mübarek ola. Hakkında hayırlı olur inşallah. Yalnız bir endişem var hocam, size danışayım dedim. Tam tamına hac için 40.000 lira biriktirdim. Bu para bana hac için yeter mi? Yetmeyebilir. Yapma hocam. Gerçekten yetmez mi? Bana sordun, ben de görüşümü söyledim Servet. Gerisi senin bileceğin iş. Ah Servet, ah. Hiç düşünmedim. Dönmesi birkaç saati bulur. Dönse bile büroya yetişmem zor. Ne yapsam acaba? Telefon? Yok yok, telefonla olmaz.
Hocayı son bir kez görmeliyim ama nasıl? Aa, hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Nasılsın Muhsin abi? Çok şükür. Yenge, Servet yok. Öyle mi? Nereye gitti ki? Atıp Hoca Malezya'ya gidiyor da tayini çıktı. Onunla vedalaşmaya gitti. Muhsin abi sen? Sen vedalaştın mı? Vedalaşmadım. Daha doğrusu vedalaşamadım. Hadi git sen de o zaman, ne duruyorsun? Dükkan? Ben bakarım dükkana. Hadi bir an önce git de vakit kaybetme. Yenge, benim yüzümden sana kızmasın Servet. Ben onun kızmalarına çoktan alıştım Muhsin abi. Hadi sen git de gönlün hoş olsun. İyi peki. Hayrola? Dükkanı bırakıp buraya mı geldin? Ben sana demedim mi dükkana ben döndükten sonra gidersin diye? Hemen kızma. Önce bir dinle. Dinliyorum bakalım. Ne yumurtlayacaksın? Yenge hanım geldi dükkana. O izin verdi. Çok yoruldum. Ele şükür. Sonunda hocayla vedalaştın değil mi? He? Başın göğe erdi mi? Ya öyle oldu. Ne dedi hoca? Güle güle, selametle git, selametle gel dedi. Oraya bizden de selam götür dedi. Nasıl olur da benim 40 bin liraya az bulan Atıf Hoca Muhsin'i... Yalan söylüyorsun. Hoca sana böyle bir şey söylemiş olamaz. Ne yalanı Servet ya? Yalan söylüyorsun işte, basbayağı yalan söylüyorsun. Bu sözlerden sonra ben burada durmazdım ama Atıf Hoca'nın hatırı var ya. Durmazmış. Durmazsan durma be. Hatırıymış. Yere batsın hatırı. Kovuyorum seni işte. Kovuyorum, kovuyorum. Kovuyorum hadi. Hadi bakalım. Hacca nasıl gideceksin bakalım şimdi? Ha? Nerede benim telefonum? Alo, saygılar hocam, ben Servet. Sizinle konuşmam lazım. Telefonda olmaz hocam. Çıkıyor muydunuz? Hocam, lütfen çok rica edeceğim. 5 dakika beni bekleseniz. Tamam hocam, tamam. Ben hemen bir taksi tutup geliyorum hocam. Hocam, yıllardır sizi hocam belledim. Hep önemli işlerimi size danıştım. Ama şu son söyledikleriniz ne İslam'la ne de insanlıkla bağdaşır. Hac için 40 bin lira biriktirmişken bana bu para yetmez diyorsun. Parasız pulsuz birine de güle güle git, bizden de selam söyle diyorsun. Bu reva mıdır? Adil midir? Siz söyleyin hocam. Dur bakalım Servet, biraz sakin ol. Hemen kızma. Bana ne sorduğunu hatırla bir ilk önce. Bana hac için paranın yetip yetmeyeceğini sordun. Bunun bir anlamı da şuydu. Parama ne kadar güvenebilirim? Anlatabildim mi? Pek anlayamadım hocam. Bak Servet. Daha açığı şu. Sen parana güveniyordun. Bu parayla hacca gidebileceğine dair sana bir güvence veremezdim. Anlıyor musun? Hocam? Oysa Muhsin, Allah nasip ederse hacca gideceğini söyledi. Helallik istedi. Onun güvencesi Allah'tı. Güvencesi Allah olana var yolun açık olsun. Güle güle, selametle git, selametle gel. Bizden de selam götür demekten başka ne sözüm olabilir ki? İşte yine söylüyorum. Bu para sana yetmeyebilir. Para konusunda sadece sana değil, hiç kimseye bir garanti veremem.
Hadi kahveni iç de işe geç kalma. Saat 7 oldu. Duymadın galiba. Saat 7 oldu diyorum. Gitmeme gerek kalmadı. Neden? Çünkü işten kovuldum. Ne? Kovuldun mu? Bu da mı gelecekti bizim başımıza? Biz ne yapacağız şimdi? Kim bilir ne yaptın da kovdu seni? Allah bilir, incir çekirdeğini doldurmayacak bir meseledir. Üzülme hanım. Allah nasip ederse yeni bir iş bulurum. Allah bir kapıyı kaparsa öbür kapıyı açar. İnşallah dediğin gibi olur. Ne oldu yine? Ne bu surat? Bir de sen üstüme gelme. Yok bir şey. Madem yok bir şey, niye suratına sık? Yeter be, uzatma. Allah Allah. Muhsin'i işten kovdum. Ne dedin sen? Muhsin'i işten kovdum dedim. Anladın mı şimdi? Benim yüzümden mi? İzin verdim diye mi? Allah'ım sen nasıl bir insansın ya? Seninle alakası yok. Benim yüzümden kovdun onu. Allah'ım nasıl bu kadar gaddar olabiliyorsun ya? Nasıl kovarsın adamcağızı? Hem de benim yüzümden. Yahu sakin ol. Kes bir. Dırlanma. Bir beni dinle önce. Seni bir tek şartla dinlerim. Hemen gidip Muhsin abiden özür dileyeceksin. Onu işe yeniden başlatacaksın. Aksi halde ben gider özür dilerim. Bir daha da bu eve dönmem. Cevap versene. Yediğin altı temizleyecek misin, temizlemeyecek misin? Ya ne o halk lafı falan, senin ağzına yakışıyor mu bir kere? Bırak şimdi özrü de önce beni bir dinle. Sabaha kadar düşün, karar ver. Özür dilemeye karar verirsen ne hala? Aksi halde beni burada bulamazsın, anladın mı? Beni burada bulamazsın. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Hadi Gülseren, aç şu telefonu. Ara bakalım Servet Efendi. Aa, yüzüme kapadı ya. Bak sen, meşgule aldı telefonu. Sakın bu ciddi evi terk edip gitmiş olmasın. Gülseren. Geç içeri, geç. Yenge hoş geldin. Hoş bulduk Muhsin abi. Geç otur Allah aşkına. Bu valizde ne diye şaşırdınız biliyorum ama olanlardan sonra Servet'le kavga ettik. Senden özür dilemesini istedim. Kabul etmeyince ben de evi terk ettim. Servet'in yerine senden çok özür dilerim Muhsin abi. Hakkınızı helal edin. Helal olsun yenge. Ama özür dileyecek ne yaptın ki? Benim kimseye kırgınlığım yok. Nasip böyleymiş. Öyle deme Muhsin abi. Bir bakıma benim yüzümden oldu. Atıf Hoca'ya git demeseydim belki de bunların hiçbirisi olmayacaktı. Kendini boşuna suçlama yenge. Atıf Hoca'nın kader planını açıklarken çok sık kullandığı bir söz vardır. Olacak olan olur. Her neyse. Eğer uygun görürsen birkaç gün burada kalacağım. Ah canım benim, ne demek? Tabii ki kalabilirsin. Başımızın üstünde yerin var. Baktım bizimkinden hala tık çıkmıyor. Sonra anneme giderim. O nasıl söz yenge? Dilediğin kadar kalabilirsin. Ama size yük olacağım. Bunu duymamış olayım yenge. Hem biliyorsunuz misafir bereketiyle gelir. Sofrada ha bir tabak fazla ha bir tabak eksik. Ne fark eder? Benim asıl endişem... Daha doğrusu üzüntüm. Benim yüzümden sizin de tadınızın kaçması. Ne demişler? Olacak olan olur. Doğru.
Ay Neriman, karanfil mi koyuyorsun bunun içine? Ne güzel olmuş rengi böyle. Afiyet olsun canım benim. Muhsin! Gülseren! Muhsin açın kapıyı! Gülseren! Açın kapıyı diyorum! Muhsin! Aç kapıyı! Sen kalkma Muhsin abi. Sabah sabah Muhsin. Tadını kaçırır şimdi. Olur mu öyle şey canım? Konuşurum onunla ben. Yok yok. Sen dur. Karı koca arasına girilmez. Açın şu kapıyı! Ben şimdi konuşurum onunla. Gülseren! Çık diyorum sana! Gülseren aç kapıyı! Ne bağırıyorsun? Bağırırım. Bağırırım tabii. Sinirlerim tepemde. Sen de hiç utanma yok mu? Bütün konu komşu camlara çıkacak şimdi. Gir içeri gir. Muhsin abinin ne suçu var? Duyan da Muhsin abi beni buraya zorla getirdi sanacak. Heh, iyi hadi hazırlan da gidiyoruz hadi. Hayır efendim, özür dilemeden şuradan şuraya gitmem. Kim? Ben mi özür dileyeceğim? Bana bak hanım, bilmiyor musun ben tükürdüğümü yalamam. Hadi fazla konuşma da hazırlan gidiyoruz. Ben asla dönmem. Dönme sen, dönme be. Ne yapacaksın? Hayatının sonuna kadar burada misafir olarak mı kalacaksın? Burnun sürtülsün de görürsün bak nasıl eve tıpış 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 geliyorsun. Kimin burnu sürtülür Allah bilir. Başımı sokacağım bir baba evim var çok şükür. İyi ki babanın bir evi var. Anlaşıldı. Sen burada da Muhsin abiye huzur vermeyeceksin. Sakın bir daha buraya geleyim deme. Çünkü bundan sonra annemin yanında olacağım. Aman be, ne halim varsa gör. Sanki sana bayıldım. Ben ona gösteririm haksızlık yapmanın ne demek olduğunu. Bak, üzülme üzülme. Bırak. Aman ne üzüleceğim Neriman. Burnu sürtülsün de aklı başına gelsin. Ya senin kaç senelik kocan. Tanımıyor musun işte? Bağırır, sinirlenir, ondan sonra sabun köpüğü gibi silinir geçer. Kolay gelsin Servet abi. Muhsin abi burada mı? O mu? Şey... İşten ayrıldı. Aa, niye ayrıldı ki? Ne bileyim ben, ayrıldı işte. Ya bir mutlaka Muhsin abiyi bulmam lazım. Evini de bilmiyorum. Adresini verir misin? Gel gel. Sağ ol. Hani iş bulacaktın? Günlerdir boş boş oturuyorsun. Üstelik ayağına kadar gelen dükkan sahiplerini de haca gideceğim diye geri çevirdin. Yine bana kızacaksın ama senin aklın akıl değil. Karnımızı zor doyuruyoruz. Sen hala hac diyorsun. Bir şeyi unutuyorsun hanım. Ben ne sana ne de başkasına hacca gideceğim demedim. Nasipse hacca niyetliyim dedim. Nasipse. Ya pardon, ben Muhsin Bey'in evini arıyordum da. Dümdüz ileride sağda. Şuradaki şuradan mi? Gidin o, ileride sağda. Sağda. Orada iyi günler. Sağ ol. Yazıklar olsun. Melek gibi bir adamı nasıl kovarsın buradan? Şerefsizim, senin dükkanda bir daha adım atmam. Allah'ımdan bu ne mi? Sen dur, ben bakarım. Ay. Muhsin abi? Oo, hoş geldin Abdullah. Hayırdır? Seni birdenbire karşımda görünce şaşırdım.
Ya abi, markete gittim de orada çalışmadan öğrenince buraya geleyim dedim. Hoş geldin. Böyle ayaküstü olur mu canım, gel içeri. Rahatsız etmeyeyim abi. Ne demek rahatsız, gel Allah aşkına. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Geç hadi, otur şöyle. Hadi bize iki kahve yapalım. Nasıl içersiniz kahvenizi? Size zahmet olmazsa orta olsun. Seninkini biliyorum zaten. Muhsin abi, önce şu emanetini vereyim de bir rahat edeyim. Say istersen abi. Saymaya gerek yok. Muhsin Bey, camiden çıkana kadar sizi bekledim. Haç bahanesiyle geçen sefer teklifimi geri çevirdin. Konuyu fazla uzatmayacağım. Bu seferki teklifimi reddetmeyeceksin ama. Ama söylemiştim Münir Bey, nasipse hacca gideceğim. Tamam, kabul. Haç vakti geçtikten sonra işe başlarsın. Haç için paraya ihtiyacım varmış. Bu parayı borç olarak vereyim. Yalnız bir şartım var. Olmaz. Ama şartımı dinlemedin. Haçtan gelince benim marketimde çalışırsın. Yapacağın iş çok basit. Bizim elemanların sayısı arttı. İşin sadece elemanlara göz kulak olmak. Ne dersin? Beni anlamıyorsunuz. Mesele işin kolaylığı veya zorluğu değil. Borç parayla ben nasıl hacca giderim? Ya orada bademde olup ölürsem? Borçlu mu gideyim öbür dünyaya? Haklısın. O zaman bağış olarak vereyim parayı. Allah razı olsun ama bu da olmaz. Ben kendi gücümle hacca gitmek isterim. Çünkü hac gücü yetene farz. Ben farzı eda etmek isterim. Ya seni hacca göndermenin hiçbir yolu yok mu ya? Var, olmaz olur mu? Allah dilediğini hacca gönderir, dilediğini geri getirir. Onun gücü her şeye yeter. Ona hiç şüphe yok. Şüphesiz ki Allah ne isterse o olur. Ne bu ya? Bir bu eksikti. Şimdi de haciz. Bela üstüne bela, dert üstüne dert. Yeter artık, yeter. Acı bana Allah'ım. Beni affet Allah'ım. Ne yaptım ben? Özü doğru, sözü doğru adama. Üstelik hocama da ihanet ettim. Allah'ım, affet beni ya Rabbi. Bu kuluna bir fırsat daha ihsan eyle ya Rabbi. Gülseren, üzülme. Başına gelenleri duyunca dayanamayıp geldim. Yesene. Dükkana haciz geldi diye aç mı kalacaksın? Canım hiçbir şey istemiyor hanım. Bunlar haciz içini kaldırmaya yeter mi? Nereden buldun bunları? Düğün takıları unuttun mu? Yahu sen ne mübarek bir kadınsın. Hiçbirine bunca yıl dokunmadın ha? Bunları hacca gitmek için saklıyordum. Neye niyet neye kısmet derler ya.
tam da bu işte. Bana hacca gitmekten hiç söz etmedin. Hiç sormadın ki. Hadi bakalım, hala yemek yemezsen bu sefer bozuşuruz, haberin olsun. Yemez olur muyum? İştahım açıldı birden. Ellerine sağlık. Mantı da yapmışsın. Görünen o ki hac bana bu yıl nasip olmayacak. Ne yapalım, vardır bunda da bir hayır. Diyanete bildireyim de hac yol gözleyenlerden biri sevinsin bari. Ben bakarım. İyi günler. Buyurun efendim, kimi aramıştınız? Muhsin Bey'e bakmıştım da. Çağırayım. Kapıda biri var, seni soruyor. Kimmiş? İsmini söylemedi, Tanrı misafiriyim diyor. Ay ne iyisi, bekliyor adam kapıda işte. Hiç Tanrı misafiri bekletilir mi Neriman kapıda? Buyur etsene içeri. Selamun aleyküm. Tanrı misafiri kabul eder misin? Ve aleyküm selam. Tanrı misafiri olur da kabul edilmez mi? Buyurun. Buyurun. Buyurun şöyle, buyurun. Buyurun geçin. Teşekkür ederim. Tanrı misafiri kabul eder misin diye sordum ama beni hala tanımadın Muhsin Bey, öyle değil mi? Sen... 20 yıl öncesine gidin. Bir köy, yağmurlu bir gün. Islanmış bir adam kapıyı çalıyor. Yağmurdan ıslanan adam kapıyı açan adama diyor ki, Tanrı misafiri kabul eder misiniz? İyi akşamlar. Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Buyurun, ne demek? Sağ olun. İsmail? İsmail sen misin? Vay canım kardeşim benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ocakta gür gür yanan ateşin karşısında kurulanırken... Sabaha kadar dertleşmiştik. Hani senin verimli bir tarla işin vardı. Tam alacakmışsın. O zamanın parasını hatırlamıyorum. Biraz eksiğin vardı. Bu parayı sen bana tamamlamak istemiştin de ben kabul etmemiştim. Çünkü Tanrı misafiriydin. Sonra sabahleyin o parayı yatağın üstüne bırakmış... Kimseye haber vermeden oradan sıvışmıştım. Buna sıvışma demeyelim de yani. Her neyse, sonunda o bereketli tarlayı aldım dostum. Senin paranın da bereketiyle Allah yolumuzu açtı. Önce çiftlik, derken fabrika. Sonra da bir holding olduk çıktık. Senin hisseni hep ayırdım tabii. Şu anda holdingin %10 ortağısın. Tanrı için yatağın üstüne bıraktığım para %10'du çünkü. Muhsin kardeşim uyan. Bak masal anlatmıyorum burada. Hah şöyle 20 yıldır seni arıyordum. Sonunda buldum izini işte. Nereden biliyor musun? Nereden? Diyanetin listesinde gördüm adını. Oradan sürdüm izini. Al bunu. Yıllık kardan payına düşen. Ananın ak sütü gibi helal. Güle güle harca. Hacım mübarek olsun. Sağ ol. Beni bağışla. Hakkını helal et. Bağışlamasan da hakkım var. Bir şey diyemem. Asıl sen bana hakkını helal et. Beni bağışla. İnan hacca gitmediğini bilmiyordum. Yeni öğrendim. Bileydim seninle helallaşmaya gelirdim. Helal olsun. Hakkım sana binlerce kez helal olsun. Sağ ol. Benim ne hakkım var ki? Bak Servet. Ben burayı alıyorum. Ama sen bu kadar parayı nereden... Tövbe tövbe. Hala para diyorum değil mi? Nasipse niye olmasın değil mi?
Eğer nasipse burası sana, bana söz söylemek düşmez ki. Bak, burayı alıyorum ama senin için. İtiraz istemem. Bunu helallik karşılığı say. Hadi toparlan da hemen işlemlere başlayalım. Allah razı olsun senden. Allah ne muradın varsa versin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.